Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de birlikteyiz. Hormonlar, vitaminler, DNA, RNA, ATP'den bahsedeceğiz. Biraz uzun bir konu olacak. Çünkü ayrı ayrı videolara bölmedik. Hepsini tek bir video içerisinde anlatmış olacağız. Bunu bitirdiğimiz zaman da canlıların temel bileşenleri ünitesi bizim için bitmiş olacak. Daha doğrusu yaşam bilimi biyoloji bitmiş olacak. <laughs> Hemen hormonlarla bir başlayayım. Şimdi hormonlar dediğimiz zaman bunlar özelleşmiş hücre grupları tarafından üretiliyorlar. Böyle hormonların kimyasal yapılarını hangi hormon hangi neyi sentezler eksikliğinde ne olur fazlalığında ne olur onları bilmemize gerek yok. Genel hatlarıyla hormonlar ne yapar ne iş görürler nasıl moleküllerdir bunları bilmemiz bizim için yeterli olacak. Hormon dediğimiz maddeler çok küçük kimyasal sentezlenen maddeler. Bunlar sentezlendikleri yerde de etki gösterebiliyorlar. Vücudun değişik kısımlarına Giderek oralarda da etki gösteriyorlar. Tabii ki vücutta özel gruplanmış hücreler tarafından üretilecekler. Özelleşmiş hücre grupları tarafından üretilirler diyoruz o yüzden. Haberleşme ve koordinasyonu sağlayacaklar. Mesela senin vücudunun bir yerinden bir şey üretmeni istiyorsan bir hormon göndereceksin. Bu hormon sayesinde o maddenin üretimi gerçekleşmiş olacak. Vücutta düzenleyici görev yapacaklar. Çünkü bunlar e, bazı mekanizmaların çalışmasını sağlayacaklar ağlıyorlar Eksiklikleri de hastalıklara sebep oluyor. Fazlalıkları da yine hastalıklara sebep oluyor. Hormon dediğimiz moleküller protein yapılı olabiliyor. Amino asit yapılı olabiliyor. Veya steroid yapılı olabiliyor. Ya hocam niye amino asitle proteini ayrı ayrı yazdınız? Protein büyük bir moleküldü. Amino asit ise daha küçük bir moleküldü. Demek ki büyük yapılı da olabiliyorlar. Küçük yapılı da olabiliyorlar. Özellikle üreme ile ilgili hormonlar işte östrojen gibi testosteron gibi hormonlarda steroid yağ yapılı oluyorlar o yüzden ergenlik döneminde vücudumuzda sivilce çıkmaya başlıyor. Bu hormonlar biraz daha yağ yapılı oldukları için etkilerini gösterebilmeleri için vücutta uygun miktarda salgılanmaları gerekiyor. Artma veya azalmaya neden nelere neden olacaktı hastalıklara? neden olacaklardı. Hayvanlarda da salgı bezi adını verdiğimiz özel bezler var. Yani direkt hormon üretimini gerçekleştiren yerler bunlar. Bitkilerde özelleşmiş hücre grupları tarafından üretilecekler. Bitkilerde tabii ki salgı bezlerinden bahsedebilmemiz söz konusu değil. Salgı bezlerin tarafından üretilebilmek hayvanlara özgü bir özellik. Etki ettikleri hücrelere de hedef hücre ismini vereceğiz. Yani mesela buraya baktığın zaman bunun boyu çok uzamış. Bunun boyu küçük kalmış. Bizim beynimizde bir tane hipofiz bezi adını verdiğimiz bez var. Buradan da büyüme hormonu sentezleniyor. <laughs> Eğer büyüme hormonu çok aşırı sentezlenirse ergenlik döneminden önce kişilerin çok fazla derecede boyu uzuyor. Devlik dediğimiz bir hastalık meydana geliyor. Eğer yeterli miktardan az sentezlenirse de cücelik dediğimiz rahatsızlık meydana geliyor. Demek ki bunların İstenilen kıvamda belli bir değerde üretilmesi gerekiyor. Eksiklikleri de bazı hastalıklara sebep olacak, fazlalıkları da yine bazı hastalıklara sebep olacak diyeyim gençler. Hemen bir soru çözelim. Bitkisel bir hormonun özelliklerinden hangilerine sahip olması beklenmez? beklenmez diye sormuş. Bakıyorum düzenleyici olarak canlıda görev alması bitkisel bir hormonsa da mutlaka düzenleyici görev yapmak zorunda. Hormonlar zaten mekanizmaların düzgün çalışmasını sağlarlar. Gelişmiş bitkilerde taşıma sistemiyle hedef yapılara aktarılırlar. E bunu da bekleyeceğim. Bitkilerde de tabii ki belli bir taşıma sistemi olacak. Verilen bu sistem sayesinde hedef yapılara taşıyacaklar. Salgı bezleri tarafından üretilmesi. He, salgı doku deseydi kabul edebilir ama salgı bezi dediğimiz yapı hayvanlarda yok. O yüzden de salgı bezleri tarafından üretilmez. Bizden de beklenmezleri sorduğu için yalnız 3 demiş olacağız. Vitaminlere geçmeden önce o zaman hormonları bir toparlayacak olursak. Bunlar küçük kimyasal habercilermiş. Özel bezlerden salgılanırlarmış. Hayvanlarda mutlaka kan yoluyla gidecekleri yere giderlermiş. Gittikleri yere de hedef doku, hedef hücre ismini verecekmişiz. Amino asit, protein veya steroid yapılı olabilirmiş. Bu kadar bilsek hormonları bizim için yeterli. Geldik vitaminlere. Vitaminler de tabii ki bizim organik yapılı maddelerimizde. Ama vitaminlerin monomeri nedir dediğim zaman bana diyeceksiniz ki hocam vitaminin monomeri yok. Vitaminler zaten küçük moleküllerdir. Küçük büyük kavramı ne demekti? Mesela hücre zarımız vardı. Hücre zarımızda bulunan delikler vardı. Hücre zarımızda bulunan deliklere por adını veriyorduk eğer bir şey hücre zarındaki porlardan geçebilecek büyüklükte ise biz ona küçük diyorduk. Geçemeyecek büyüklükte ise biz ona büyük diyorduk. Vitamin dediğimiz şeyler hücre zarından geçebilecek büyüklüktedir. Yani onların yapı taşı ya da monomeri yok. Sakın düşmeyin. Sindirime o yüzden uğramazlar. Zaten kendileri küçük moleküller. Enerji verici olarak kullanılmazlar. Bunun da çok üstüne basıyorum. Enerji vermezler halk arasında o yanlış bir tabir. Çocuğa vitamin ilacı aldık sınavları çok enerjisi artsın diye. Vitaminler enerji vermez. Bir şeyin enerji vermesi demek... Yaptığım zaman oksijenli solunum tepkimelerine katıp onu yakabiliyorsam onlar enerji vericidir. Vitaminler enerji vermez. Mutlaka sorularda öncüllere yazılıyor. Dördüncü dereceden enerji vericidir gibi. Ama vitaminler enerji vermiyor. Enerji verenler karbonhidratlar, yağlar ve proteinlerdir. Vücutta düzenleyici olarak görev yapacaklar. Vitaminlerin de eksiklikleri veya fazlalıkları bazı rahatsızlıklara sebep olabilecek. Ama en önemlisi vitaminler enzimlerin yapısına katılacaklar. Enzimlerin bileşik enzim adını verdiğimiz... E, enzim çeşitlerinde yardımcı kısımlar olduğundan bahsetmiştik. Bir koenzim bir de kofaktör adını verdiğimiz kısımlar vardı biliyorsunuz ki. Eğer koenzim aldıysa. Onun yapısına vitamin katılmış demektir. Bir vitaminin eksikliğinde de bir hastalık meydana geliyorsa ya C vitamini eksik şu hastalık oldu ama B vitaminini fazla tüketeyim onu telafi etsin gibi bir şey yok. Her vitamin mutlaka e, kendi işini yapmak zorunda ya da şu mantık da yoktu enzimlerde söylemiştim. Diyelim ki benim X enzimim var. X enzimimin yardımcı kısmı da C vitamini ben vücuduma C vitamini yeterli düzeyde alamadım. Ya bir şey olmaz B vitamini gitsen X enziminin yardımcı kısmı ol diyemem. O yüzden de C vitaminini vücuduma almamam direkt C vitamini ile ilgili bir hastalığa sebep olabilir. Ama aynı zamanda onun yapısına katıldığı enzim de çalışmayacak. Bir hastalığa bu nedenle de sebebiyet verebilir. Enzimleri kim sentezler? Mesela hayvansal hücrelerde sentezlenmiyor. Üretici canlılar tarafından enzimler sentezleniyor. Bitkiler olabilir, bazı bakteriler olabilir. İnsanlar vitamin ihtiyacını dışarıdan hazır olarak karşılıyorlar. Genellikle bitkileri yiyerek, içerek vitamin ihtiyacımızı karşılamış oluyoruz. Günümüzde çoğu vitamin sentetik olarak da üretilebilmekte. Aynı mantık hormonlar için de geçerli. Bu ne demek? Diyelim ki işte e, vitamin hapları var. Oradan düşünün vitamin hapları var. Normalde senin C vitaminini nereden alman lazım? İşte turunçgilleri çok iyi biliyoruz. Biberde çok fazla derecede C vitamini vardır. Bu besinleri yediğim zaman C vitamini ihtiyacımı karşılamam lazım. Ama vücudumda çok büyük eksiklik varsa hap kullanımı da söz konusu olabiliyor. C vitamininin fazla miktarda bileşenlerini laboratuvarda işliyorlar. Bunu hapa dönüştürüyorlar. Yani sentetik olarak üretilmiş oluyor. Hormonlarda da aynı mantık geçerli. Sadece büyüme hormonundan bahsettiğim için şöyle bir üstünden geçeyim. Diyelim ki bir çocukta büyüme hormonu yeterli düzeyde sentezlenmiyor. İşte aile baktı normal sınıf arkadaşlarına bakarak çok kısa boylu, daha minyon yapılı kaldı. Doktora götürdü. Doktorda baktı, tahliller yaptı. Dedi ki: "Büyüme hormonu normalin altında. E, yeterince sentezleyemiyor." Bu tarz durumlar yaşandığı zaman laboratuvarda sentetik koşullarda üretilen vitamin büyüme hormonu veya işte vitamin eksikliği ise vitamin çeşidi vücuda dışarıdan takviye edilebiliniyor. En yakın örnek olarak etrafımızda çok fazla derecede Türkiye'de şeker hastası olduğu için mutlaka işte akrabalarda, komşuda, anne babada şeker hastası olanlar vardır. Mesela onların da pankreası insülin hormonunu sentezlemiyor. Onlar da bu hormonun takviyesini dışarıdan yapıyorlar. Kendilerine bu vitamini enjekte ediyorlar. Vitamin çeşitlerimize gelelim. Zaten kısa bir konudur vitaminler. İki çeşit vitaminden bahsedeceğiz. Bir suda çözünen vitaminlerimiz olacak, bir de yağda çözünen vitaminlerimiz olacak. İkisinin de olumlu ve olumsuz yönleri olacak. Şimdi bir vitamin suda çözünüyor ise ben bu vitamini vücudumda depolayamam. O yüzden de eksiklik belirtileri çok çabuk görülecek. Yani devamlı olarak vücuduma dışarıdan almak zorundayım. Almazsam bazı rahatsızlıklar hemen ortaya çıkıyor. Ama vücudumda depolanmadığı için de aşırı derecede tüketirsem zehirlemez. Kim bunun örneği? B ve C vitaminleri suda çözünen vitaminlerdir. Ben B ve C vitaminini düzenli olarak vücuduma almak zorundayım. Fazla alırsam idrarla dışarıya doğru atıyorum. Zehirlenme etkisi görülmez yağda çözünen vitaminler dediğimiz zaman ise adı üstünde yağda çözünüyorlar eter benzen kloroform gibi çözücülerde çözünebiliyorlar kimlerden bahsediyoruz kalan adek vitaminleri ise yağda çözünen vitaminlerdir ben bunları karaciğerimde veya yağ dokumda depolayabiliyorum depom olduğu için vücuduma her gün almasam da depodan ihtiyacımı karşıladığım için eksiklik belirtileri geç anlaşılıyor. Ama çok yersem de çok A vitamini vücuduma alırsam da zehir etkisi görülebilir. Genellikle işte soru sorar der ki aşağıda verilen vitaminlerden hangisinin eksiklik belirtisi diğerlerinden önce görülür? A, D, E, K var şıklarda biri de B ve C. B ve C suda çözündüğü deposu olmadığı için eksiklik belirtisi diğerlerinden çok daha önce görülecektir gençler. Peki vitaminler bozulur mu? Bozulur. Vitaminlerin yapısını birçok şey bozabiliyor onların. Ee, artık vitamin değeri taşınmamasını sağlayabiliyor nedir bunlar mesela yüksek sıcaklığa maruz kalmak vitaminleri bozar ışık metallerle temas etme oksijene çok doğrudan maruz kalma bazı asit ve bazlar o vitamin değerini öldürebiliyor ve o yüzden de diyorlar ki meyve ve sebzeleri taze tüketmeliyiz yani sebzeyi böyle pişirip 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 iyice vitamin değerini öldürmeyin eğer çiğ yenebilecek bir sebze ise meyve ise mümkünse çiğ ve tazeyken iken tüketmek gerek gerekiyor. Şimdi çok moda oldu salataları yaparken işte marul gibi göbek salata gibi e, maddeleri bıçak kullanmadan doğuruyorlar. Elleriyle böyle büyük büyük parçalayıp atıyorlar. Çünkü ne kadar ince ince doğrarsan ne kadar çok bıçakla temas ettirirsen metalle temas etmiş oluyor ve vitamin değerini kaybediyor. Yine sentetik vitaminler dediğimiz o vitamin hapları e, böyle koyu yeşil gibi, koyu siyah gibi cam şişelerin içerisinde bulunurlar. Onun sebebi de güneş ışığına direkt maruz kalmamasıdır. E, direkt ışığa maruz kaldıkları zaman da vitamin değerleri düşebiliyor. Vitaminlerden de yine karşımıza çıkacak olan bazılarından bahsedelim. A vitamini dediğimiz zaman balık, karaciğer, tereyağı ve sebzelerde bol miktarda bulunuyor. Bunun özel bir durumu var. A ve D vitamininin öncü maddeleri bizim vücudumuzda var. Bak A ve D vitaminini sentezleyebiliyoruz demiyorum. Öncü maddeleri vücudumuzda var. Bazı olaylar sayesinde bunlar aktifleştirilerek aktif A, aktif D vitaminine dönüşebiliyor. Bu ikisinin bu özel durumu var. Öncülü provitamin A dediğimiz bir maddedir. Havuç yediğimiz zaman falan filan karotende çok fazla derecede bulunur. A vitaminine dönüştüğü yer ise benim karaciğer adını verdiğimiz organımızdır. Yapısına katıldığında ışığı algılayan bir protein meydana geliyor. Bizim işte gece körlüğü dediğimiz duruma da sebep olan rodopsin adı verilen bir protein eksikliğinde de halk arasında tavuk karası da olarak bilinen gece körlüğü dediğimiz rahatsızlık meydana gelebiliyor. Peki hocam gece körlüğü nasıl bir rahatsızlık? gece körlüğü geceliğin kör olmuyorlar tabii ki. Normal şartlarda karanlık, loş ışıklı bir odaya girdiğimiz zaman da hafif nesneleri görebiliriz ama gece körlüğüne sahip olan insanlar sizden daha koyu daha karanlık görüyor ya da sizde gece körlüğü varsa siz herkesten daha koyu görüyorsunuz anlamına gelir. Genellikle ailede olabiliyor ama doktor kontrolü olmadan tabii ki bunu bende gece körlüğü var dememiz mümkün değil. Loş ışıkta daha az görüyorlar, daha karanlık görüyorlar gibi düşünebilirsiniz. Aynı zamanda eksikliğinde diş ve kemik yapısında da tabii ki zayıflama meydana gelecek. Vücut direncinde azalma tüm vitaminler için geçerli. Ama sorularda C vitamini üzerinden de çok çıkar. Bir de şunu unutmayın. Mesela şey diye sormaz. Aşağıda verilen vitaminlerden hangisinin eksikliğinde vücut direnci zayıflar, bağışıklık zayıflar? Ya vitamin hepsinde bağışıklığın zayıflamasına sebep olur. Size direkt çıkabilecek kısımlarını soracaktır. D vitamini dediğimiz zaman D vitamininin de dediğim gibi öncüsü var. Provitamin D dediğimiz bir öncü madde var. Bunu provitamin D öncü maddesi bizim derimizde güneş ışığının yardımıyla bu aktifleşerek D vitaminine dönüşüyor. Hani çocuklar yeni doğduklarında ya da bebeklere falan anneler büyükler diyorlar ya çocuğu güneşe çıkar D vitamini alsın. Güneşe çıkar D vitamini alsın. Güneşten D vitamini yağmıyor. Benim vücudumda pro vitamin D var derimde. Güneş ışınları geldiği zaman aktifleşip D vitaminine dönüşüyor. D vitamini de kemik gelişimi için çok önemli bir vitamin olduğu için güneşe çıkar kemikleri gelişsin denmesinin sebebi o. Aslında doğru söylüyorlar. Ama tabii ki çok da mantığını bilmiyorlar. Kalsiyum ve fosfor emilimini de yine D vitamini arttıracak. Kemik ve diş yapısının Katılacak kalp ritmi homo, hormonal düzenlemede görevli olacak. Yine kanser oluşumunu engellediği ile ilgili de çalışmalar var. D vitamininin eksikliği kalsiyuma benzer ikisi de kemiklerin yapısına katıldığı için çocuklarda en çok karşımıza çıkan parantez bacaklılık diyebileceğimiz raşitizm hastalığıdır. Yetişkinlerde ise kemiklerin bu şekilde eğri durmasına osteomalazi hastalığı ismini vermiş oluyoruz geldik E vitaminine. E vitamini dediğimiz zaman da bitkisel yağlar, yeşil sebzeler, baklagiller E vitamini bakımından zengin besinlerdir. Kontrolsüz hücre bölünmesini önlerler deri ve saç sağlığı için önemli maddelerden bahsediyoruz. Kemik, diş, diş eti gelişimi ve yaşlılarda bağışıklık için önemli. E vitaminini yeterli düzeyde de almasak cilt bozuklukları, saç dökülmesi, kaslarda yorgunluk ve üreme bozuklukları meydana gelebiliyor. Üreme bozuklukları yazayım bozuklukları ya da kısırlık dediğimiz durum söz konusu oluyor. Ya E vitamini almadık kısır olurmuşuz gibi düşünmeyin. E vitamini üreme hormonlarının sentezlenmesinde bayağı bir fazla göreve sahip. O yüzden de vücudumuza yeterli düzeyde E vitamini almadığımız zaman bu hormonların mekanizması bozulacağı için üreme sistemiyle ilgili bazı sıkıntılar da yaşayabiliyoruz. K vitaminine geldiğimiz zaman ise karnabahar, marul, lahana, brokoli, ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzelerde bol miktarda bulunuyor. Bağırsağımızda yaşayan bakteriler tarafından da üretimi gerçekleştiriliyor. Kanın pıhtı, pıhtılaşmasında pıhtılaşmasında rol oynayacak. Eğer eksik alırsan da kanının pıhtılaşmasında gecikme meydana gelir. Şöyle düşüneceksin. Ben bazen kanımın pıhtılaşmasını bazen de pıhtılaşmamasını istiyorum. Bir yerim kesildiği zaman kanımın pıhtılaşması lazım. Eğer kesip kapanmazsa kan kaybından ölme durumu söz konusu olur. Böyle çok büyük bir yaralanma olursa ve pıhtılaşma olmazsa. Ama damar içerisinden geçer, gezerken de kanın pıhtılaşmaması lazım. O zaman da kalp krizinden ölebiliriz. K vitamini de kanın pıhtılaşmasında görev yapıyor. Yani yaralanma durumlarında bizim için önemli. Şurada duracağım. Bağırsağımızda yaşayan bazı bakteriler tarafından da üretilen vitaminler var. Kalın bağırsağımızda B ve K vitamini üreten bazı bakteriler var. Kalın bağırsağında bir şey üretirsin oradan kodla. Kalın bağırsağında B ve K vitamini üreten bakteriler var. O bakteriler sana bu vitaminleri veriyor senin işine yarıyor. Sen de onlara yemek ve ev veriyorsun onların işine yarıyor. Yani karşılıklı fayda ilişkisine dayanan bir durum söz konusu. Yine bir hatırlatma yapayım. A ve D vitamininin öncü maddeleri de vücudumuzda vardı. Biri güneş ışığının biri işte karoten gibi maddelerin alınmasıyla birlikte aktifleşiyordu. Bunlar soru kalıplarında karşınıza çıkacak küçük püf noktalıdır diyeyim. Geldik B grubu vitaminlere. Tahıllar, fındık, ceviz, karaciğer, böbrek B vitamini bakımından zengin. Kalın bağırsakta yaşayan bakteriler tarafından da dediğimiz gibi B ve K vitamini üretilebiliniyor. Yine enzimlerin yapısına katılıyor. Kan hücrelerinin üretiminde ve sinirsel üretimde görev yapıyor. Eksikliğinde beri beri adını verdiğimiz hastalık ya da pellegra adını verdiğimiz böyle kaslarla ilgili hastalıklar bunlar. Bunlar meydana gelebiliyor. Yorgunluk, anemi, unutkanlık, iştah kaybı gibi rahatsızlıkları da yine neden olabiliyor B vitamini eksiklikleri. Suda çözünen vitaminlerimizin diğeri neydi? C vitamini. O da çok fazla derecede karşımıza çıkıyor. C vitaminini hep böyle e, turunçgillerde var, portakal, mandalina, limonda var zannediyoruz ama yeşil sebzeler C vitamini bakımından çok daha zengin sebzelerdir. E, en çok da biberde var diye biliyorum ben yanlış bilmiyorsam yeşil biber C vitamini bakımından oldukça zengin. C vitamini demir emilimini arttırıyor, bağışıklığı tabii ki güçlendiriyor, kanserle savaşta ...büyük öneme sahip kalp krizi gibi birçok rahatsızlığın oluşmasını da engelliyor. En çok sorularda karşımıza çıkacak skor ya da skor bit adı verdiğimiz diş eti kanaması eksikliğinde... Meydana geliyor böyle bulmacalarda falan da soruyorlar ya C vitamini eksikliği, skorbit, diş eti kanaması dediğimiz hastalık meydana gelir. E almazsam iştahsızlık, eklemlerde ödem, zayıf bağışıklık sistemi, büyüme gelişmede gerileme gibi durumlarda yine söz konusu olabiliyor C vitamini eksikliğinde. Hemen vitaminlerle ilgili bir soru da çözelim. Yargılarından hangileri doğrudur demiş. B ve K vitaminleri insanların bağırsağı tarafından üretilebilir düşeyim diye çok da güzel yazmış ama biz hemen düşmeden bakıyoruz. B ve K vitaminleri insanın bağırsağı tarafından üretilemez. İnsanın bağırsağında bağırsağında bulunan bazı bakteriler tarafından üretilebilir. Yani ben vitamin üretimini gerçekleştiremiyorum. Birlikte yaşadığım bazı bakteriler üretebiliyor. Şuradan da aklınızda kalsın. Antibiyotikler bakteri öldürücü ilaçlardır. Bazen çok hastalandığımız zaman doktorlar bize antibiyotik veriyorlar. Antibiyotik dediğin şey vücudumdaki zararlı bakterileri öldürecek ya. Aynı zamanda vücudun için yararlı olan bazı bakterileri de öldürüyor. Hani hastalık yapanı öldüreyim aman bu B vitamini üretiyor bunu öldürmeyeyim gibi bir şey yok. Maalesef ki tüm bakterileri öldürüyor. Ama doktor bize ya takviye veriyor antibiyotik kullanırken B ve K vitamini üretebilmemiz için. işte bu en, vitaminlerin takviyesini veriyor ya da hastalık durumu geçtikten sonra zaten yem içme yoluyla bunlar tekrardan vücudumuzda çoğalıyorlar diyeyim. Yağda çözünen A vitamininin vücuda fazla alınması zehirlenmeye neden olabilir. Evet yağda çözünen vitaminler eğer vücuda fazla alınırlarsa vücutta zehirlenmeye sebebiyet verebiliyorlardı. O zaman bu bizim için doğru oldu. C vitamini eksikliğinde kişide diş eti kanaması görülebilir. C vitamini skorbüt yani diş eti kanamasına sebebiyet veriyordu. Doğru. Yağda çözünen bir vitaminin eksikliği başka bir yağda çözünen vitaminle giderilebilir. Bak nasıl da havalı yazmış. Ama bak diyor yağda çözünüyorsa o eksikse başka bir tane yağda çöz yok öyle bir şey diyeceksin üstüne çizeceksin. Bir vitaminin eksikliği başka bir vitaminle asla karşılaştırılamaz kıyaslanamaz cevabımızda neye düşmüş oldu? 2 ve 3 olmuş oldu diyeyim gençler böylelikle vitaminleri de bitirdik son konumuz olan nükleik asitleri arkasından da ATP'ye gelmiş olduk nükleik asitler dediğimiz zaman tabii ki DNA ve RNA'dan bahsedeceğiz ama genel hatlarıyla deoksiribon nükleik asit ve ribon nükleik asite geçmeden önce bir onun özelliklerinden bahsedelim bunların yapı taşları var yapı taşlarına tabii ki ne ismini vereceğiz nükleotit adını vereceğiz Nükleotitlerin yapısına baktığımız zaman da mutlaka azotlu organik bazları olacak. Beş karbonlu şekerleri olacak. Aynı zamanda fosfat grubu adını verdiğimiz grupları da olacak. Azotlu organik bazlara baktığımız zaman pürin ve pirimidin olmak üzere iki tane gruptan bahsedeceğiz. Aslında adenin, guanin, sitozin, timin ve urasil bizim azotlu organik bazlarımızdır. Beş tane. Adenin ve guanin çift halkalı olduğu için bunlara pürin deniyor. Sitozin, timin, urasil dediğimiz ise tek halkalı. Bunlara da pirimidin adını vermişler. 5 karbonlu şeker dediğimiz zaman karbonhidratlarda bunlardan bahsetmiştik aslında. 5 karbonlu riboz şekeri gidecek RNA'nın yapısına katılacak. Deoksiriboz şekeri ise DNA'nın yapısına katılacak. Bunlar mutlaka bu yapıda bulunan moleküller olacak. İnorganik fosfat grubu dediğimiz zaman ise kısaca P ile göstereceğiz. Ama H3PO4 dediğimiz e, gruptan bahsediyoruz. Hemen şeklini de vereceğim. Şimdi karşımızda bir nükleotitin şekli var. Bazen böyle çizimini gösteriyor. Bazen de hocalar şöyle tahtaya yazıyorlar. Azotlu organik baz, 5 karbonlu şeker dediğimiz şeker ve fosfat grubundan meydana geliyor diyorlar. Fark etmez iki gösterim de aynı. Birinde azotlu organik bazı buraya koydum. Birinde buraya koydum. Tabi bu orijinal daha havalı bir şekli. Azotlu organik bazlarımız kimler olabiliyor? Adenin, timin, guanin, stozin veya urasil olabiliyor. Eğer DNA ise urasili yaz RNA ise timini yazmayacağım. 5 karbonlu şekerim kimler olabiliyor? Riboz olabiliyor. RNA ise deoksiriboz olabiliyor. RNA ise fosfatta bir farklılık yok. P ile gösterim yapabiliyoruz. Aradaki bağlardan bahsedeyim. Azotlu organik bazla 5 karbonu birbirine bağlayan bağın adı glikozit bağı. Aynı karbonhidratlarda olduğu gibi. 5 karbonlu şekerle fosfatı birbirine bağlayan bağ ise ester bağı adını verdiğimiz bağ olacak. Şimdi düşünüyoruz tüm canlılarda işte adenin deoksiribonükleotiti var. Timin deoksiribonükleotiti var. DNA'yı düşünürsen 4 çeşit nükleotit bulunuyor. RNA'yı da düşünürsen toplamda 5 çeşit nükleotit var. Yaz say sen beş çeşit nükleotit var. DNA'da dört çeşit nükleotit var. Nasıl kimsenin DNA'sı birbiriyle aynı değil. DNA'mız ne kadar benziyorsa birbirimizde o kadar akrabayız çünkü. Bu nükleotitlerin sayısı farklı. Sende 3 milyon nükleotit, bende 3 milyon beş tane nükleotit var. Yani ikimizde bulunan nükleotit sayısı farklı. Sırası farklı. Bende adenin, 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 timin, guanin, sitozin. Sende adenin, timin, guanin, sitozin şeklinde dizilmişler. Sıra farklı. E sıralar farklı olunca haliyle bunların dizilişi ve e, tekrarlanma sarı sayısı da farklı oluyor. O yüzden de canlıların DNA'sı birbirinden farklı oluyor. Haliyle DNA'sı birbirine benzeyen nükleotit dizilimi sırası sayısı birbirine Benzeyen canlılar birbirlerine daha yakın akrabadır. Benzemeyenlerin daha uzak akraba olduklarından bahsediyoruz. Geldik DNA dediğimiz deoksiribon nükleik asidi. Hücredeki tüm metabolik olayları yönetme işlemini gerçekleştirecekler. Prokaryot canlılarda bunlar nerede bulunacak? Sitoplazma adını verdiğimiz yapının içinde. Çünkü prokaryot canlılarda çekirdek dediğimiz yapı söz konusu değildi. Ama ökaryot canlılarda çekirdek adı verdiğimizde biz alanlar var. DNA'da mutlaka bu çekirdek adını verdiğimiz alanın içerisinde bulunacak. Hücre organellerini ikinci ünitede geçeceğiz. İkinci ünitede geçtiğimiz zaman mitokondri ve kloroplastın da kendine ait DNA'sı ve RNA'sı olduğundan bahsedeceğiz. Mitokondri ve kloroplasta baktığımız zaman ikisinin de DNA'sı var ama ökaryotlardaki gibi böyle çift halkalı, helix, sarmal yapıya sahip değil. Daha prokaryotlardaki gibi uçları birleşik değil, halkasalı olmayan doğrusal bir DNA'ları bulunacak. Yani bazı organellerde de yine DNA bulunabiliyor diyeyim gençler. DNA ile ilgili devam edelim. Kendisi kalıtım molekülümüz olacak. Neyin üzerinde bulunacaklar? Gen adı verdiğimiz anlamlı parçalarda bulunacaklar. DNA'mızda bulunan genler aslında anlamlı kısımlardır. Bu genlere bağlı olarak bizim özelliklerimiz ortaya çıkar. Yani mavi gözlü olmamı sağlayan bir genim var. Sarı saçlı olmamı sağlayan bir genim var. Boyumun 1.80 olmasını sağlayan bir genim var. Gönül isterdi ki bu özelliklere sahip olalım ama kendimize ait özelliklerimizin böyle genlerle kontrol ettiğini bilmemiz lazım. Peki nasıl bir farklılık meydana geliyor? Şimdi bizim genetik kod dizilimimiz farklı ise farklı proteinlerimiz oluyor ve biz birbirimizden farklı canlılar oluyoruz. Kendini eşliyor o DNA. Kendini eşlemesine belki kelimeyi görünce tanımazsınız diye yazdık. DNA'nın kendini eşlemesine replikasyon ismini veriyoruz. DNA'nın kendini eşlemesi lazım ki ondan sonra oluşacak bir hücreye de yine aynı özellikler birebir geçebilsin. DNA'nın azotlu organik bazları adenin, timin, guanin, sitozin. Kesinlikle DNA'da urasil yok. Urasili görünce yapıştır o mutlaka RNA'dır. Hemen 5 karbonlu şekerinden ve kimyasal yapısından da bir bahsedeceğim. Şimdi DNA molekülünün şöyle bir özelliği var. DNA çift zincirli çift zincirli olduğu için adeninin karşısına mutlaka ne kimin gelmesi lazım? Adeninin karşısına timin gelecek. Guaninin karşısına da mutlaka sitozinin gelmesi lazım. Adeninle timinin arasında ikili hidrojen bağı, ile sitozinin arasında üçlü hidrojen bağı dediğimiz bağ kurulacak. Yani bir DNA molekülünde kaç tane adenin varsa o kadar da timin bulunacak. Kaç tane guanin varsa o kadar da sitozin bulunacak. E aynı mantıkla bakarsak adeninle guanin bizim neyimizdi? Pürin bazlarımızdı. Timinle sitozin de bizim nelerimizdi? Pirimidin adını verdiğimiz bazlardı. O zaman bir DNA'da pürin eşittir pirimidin diyebiliriz. Her zaman pürüm bölü pirimidinde bir çıkar. Sorularda işlem yapmanıza bile gerek yok. Pürüm bölü pirimidinler her zaman bire eşittir. Şimdi baktım yine aynı mantıkla bakacak olursak bas sayısı şeker sayısına o da fosfat sayısına örnektir. Hazır karşında bir tane örnek varken bir bakalım. Tabi DNA dediğim böyle işte 2400 nükleotit 5000 nükleotitten falan meydana gelir. Ama genel hatlarıyla şöyle bir baktığımız zaman şimdi bu bir nükleotit değil mi? Bir 2 3 4 5 nükleotit burada var. 5 tane de karşısında var. Yani bu DNA'nın kaç tane nükleotiti var? Toplam nükleotit sayısını şöyle yazayım. Toplam nükleotit sayısı 10 tane nükleotitten bahsediyoruz. Peki bu DNA'ya baktığım zaman kaç tane baz var? E aynı mantıkta bir nükleotitte kaç tane baz olur? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. O zaman bulundurduğu bas sayısı da 10 çıkmadı mı? E aynı mantıkla şekere bakayım. Başka bir renk alayım şuradan hemen. Baktığım zaman 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. O zaman şeker sayısı da yine bizim için 10 tane çıkmış oldu. Aynı mantıkla baktığın zaman fosfatları da sayacak olursan toplam çıkacak fosfat sayısı da hemen 10 tanedir. He, o zaman bir DNA'da kaç tane nükleotit varsa o kadar azotlu organik baz vardır. O kadar deoksiriboz şekeri vardır. O kadar da fosfat vardır diyebiliriz. Adeninle timin arasında ikili hidrojen bağı, guaninle sitozinin arasında üçlü hidrojen bağı kuruluyor. O yüzden de zayıf hidrojen bağlarını şu şekilde gösterebiliyoruz diyeyim gençler. Tabi bunların matematiksel hesapları vardı eskiden. Şimdi müfredattan o matematiksel hesapları kaldırılmış oldu ama okuldaki hocalarınız verebiliyor. O yüzden de ben bir tane soru üstünden bütün hepsini göstereceğim size. Şimdi bir zincirinde bin tane nükleotit bulunan bir DNA'nın toplam Timin bazı sayısı 400 imiş. Şöyle bakacağım, düşmeyeceğim. Bir zincirinde bin tane nükleotit olduğundan bahsediyorsa, bunun bir denesi olacak, ikinci zinciri olacak. O zaman ikinci zincirinde de bin tane nükleotit olacak. Yani şöyle baktığın zaman toplam nükleotit sayısı kaç tane olacak? Sayısı. 2000 tane nükleotitten meydana gelecek. Timin sayısı kaçmış? 400 tane timini varmış. Hemen yazmaya başlıyorum. 400 tane timini varsa timinin karşısına ne gelecek? Adenin gelecek. O zaman bunun 400 tane de adenini vardır. 400 400 ne yaptı? 800 yaptı. Kaç tane nükleotiti varmış? 2000 tane. O zaman bunun 1200 tanesinin guanin ve sitozin olması lazım. Ama bu 1200 tanenin 600 tanesi guanin olacak. 600 tanesi de sitozin olacak. Bakayım sağlamasını da yapayım. 400-600 daha 1000. 400-600 daha 1000. Toplam nükleotit sayım kaç oldu? 2000 oldu. Adeninle timinin arasında kaçlı hidrojen bağı vardı? İkili. Guaninle sitozinin arasında üçlü hidrojen bağı vardı. Şunlar benim işime yarayacak. Hemen soruya bakıyorum. Guanin bazı sayısı kaçtır diyor. Guanin bazı sayısı kaçtır dediğine göre ben yukarıda bulmuştum. 600 tane guanini vardı toplam deoksiriboz şekeri sayısı kaçtır diyor. E bir nükleotitte bir tane deoksiriboz olduğuna göre kaç tane nükleotit varsa o kadar deoksiriboz sayısı vardır. O yüzden de benim DNA'mda 2000 tane nükleotit olduğuna göre 2000 tane de deoksiriboz olduğundan bahsedebilirim. Bu DNA'da pürin bazlarının toplam sayısı kaçtır? İstersen işlem yaparsın, istersen otomatik olarak da bulunabilirsin. Şimdi pürin bazları dediğimiz zaman pürinler kim lerde adenin artı guaninlerde ama şöyle bir şey öğretmiştik demiştik ki purin bölü pirimidin ay kaydı kağıdım bir saniye pirimidin Böldüğün zaman her zaman ne çıkıyordu gençler? Bir çıkıyordu. O yüzden de DNA'nın yarısı pürün, yarısı pirimidindir. Otomatikman 2000 nükleotit varsa yarısı püründür deyip bin cevabını yapıştırabilirsin. İstiyorsan da yukarıdan hesapladık zaten. Kaç tane adenini vardı? 400 tane adenini vardı. Kaç tane guanini vardı? 600 tane. O zaman kaç taneydi? bin tane de ee, bizim pürin bazımız olacak. Bin tane de pirimidin bazımız olacak. Bu DNA'nın kaç tane zayıf hidrojen bağı vardır? Hidrojen bağını hesaplarken adeninle timinin arasında kaç bağ vardı? 2. Guaninle sitozinin arasında 3 bağ vardı. Bir tarafla çarpıyorsun sadece. Yani şunu tutup bununla çarpıyorsun. O zaman da 400 çarpı 2'den kaç tane bağ oluştu? 800. Bunu da tuttun burayla çarptın. 600 çarpı 3'ten de kaç çıkar? 6 kere 3, 18. 1800 de buradan gelir. Toplamasını yapalım. 2600 tane de zayıf hidrojen bağı olacak. İkiliyi de sorabilirdi, üçlüyü de sorabilirdi. Toplam dediği için ikisinin toplamasını yaparak 2600 tane de zayıf hidrojen bağına sahip olduğundan bahsetmiş olduk diyeyim. Gençler Buradan RNA'ya geçiş yapalım. RNA dediğimiz zaman ribonükleik asitten bahsediyoruz. Adenin, guanin, stuzin, urasil bazları dediğimiz baz çeşitleri bulunacak. E, DNA yöneticidir. Kendi kendini eşler, çift zincirlidir. RNA ise görev yapmakla yükümlü. RNA sentezini yapan DNA'dır. Yani RNA'yı mutlaka DNA sentezleyecek. Adını nükleotitlerinde bulunan neyden alacak? Mutlaka şekerden alacak. Ki uzun adı ne? Ribon, nükleik asit. O zaman şekerinin ne olması lazım? Riboz adını verdiğimiz şeker olması lazım. Prokaryot canlıları düşündüğümüz zaman sitoplazmada bulunacak. Adamların zaten çekirdeği yok ama prokaryotlarda bulunan ribozom organeli adını verdiğimiz bir organel vardı. Ribozom organelinin yapısında da yine RNA molekülü bulunur. O zaman ökaryotlara kendime bakıyorum. Protein sentezi yapılırken zaten sitoplazmada bulunan ribozomlar kullanılacak. Ribo, özür dilerim RNA kullanılacak. Ribozomun yapısında zaten RNA var. Çekirdeğin yapısında RNA, mitokondri ve kloroplast da kendine ait DNA ve RNA'sı bulunan organellerdi. Organelleri burada bir tık dikkat edin çünkü ikinci ünitemizde hücreden bahsedeceğiz. Önce hücre zarından madde alışverişleri sonra organeller gelecek. E organeller gelince de haliyle mitokondriyi anlatırken mesela diyeceğiz ki kendine ait DNA'sı ve RNA'sı var. Kloroplastta anlatırken kendine ait DNA'sı, RNA'sı var. Ribozoma gelince diyeceğiz ki DNA'sı yok ama yapısında RNA var diyecek. O yüzden bizim için önemli olacaklar. RNA'ya geldiğimiz zaman bizim üç çeşit RNA'mız var. Mesajcı RNA, taşıyıcı RNA, ribozomal RNA adını verdiğimiz üç tane RNA'dan bahsediyoruz. Bu üç çeşit RNA'nın hangi çeşidi olursa olsun mutlaka kim sentezleyecek? DNA sentezleyecek. Protein sentezi için DNA'dan aldığı şifreyi ribozoma taşıyacak. Tekrar tekrar kullanılabilen moleküllerden bahsediyoruz mRNA için. Çünkü DNA'dan şifre alıyor gidiyor ribozoma bağlanıyor protein sentezleniyor. Aynı proteine yine ihtiyacın varsa tekrar bu mRNA molekülünü kullanabiliyorsun. Taşıyıcı RNA yani tRNA dediğimiz RNA ise amino asitleri bağlama işini gerçekleştiren. RNA'dır. amino asitleri tutuyor tutuyor ribozoma getiriyor tutuyor tutuyor ribozoma getiriyor. Amino asitler de bir araya gedildiği zaman protein sentezi yapılıyor. Ribozoma RNA dediğimiz zaman bir hücrede en çok bulunan RNA'dır. Neden? Hücrede ribozom çok fazla derecede bulunur. R da ribozomun yapısında olduğuna göre o zaman bir hücrede en fazla ribozomal RNA'nın bulunması lazım. RNA tek zincirlidir ama tRNA'nın özel bir durumu var. Yonca yaprağı şeklinde. Yani yine bir tane zincirden bahsediyoruz ama zincirlerin birbirine bağlandıkları noktalarda bazen hidrojen bağlarının kurulması söz konusu olabiliyor. Geldik sona. Yani ATP, adenozin trifosfat dediğimiz moleküle bir kere. ATP dediğin şey benim <laughs> yaptığım zaman oksijenli solunum tepkimeleri sonucunda ürettiğim moleküldür ve bu molekül sayesinde de işler gerçekleşiyor. Ben de enerjinin kullanılabilir formunun adı adenozin trifosfat yani ATP molekülüdür. Şöyle bir baktığımız zaman bunun mutlaka bir azotlu organik bazı var ama adeninden başka hiçbir şey olmayacak illaki adenin bulunacak. 5 karbonlu şekeri var. O da mutlaka riboz adını verdiğimiz şeker olacak. 3 tane de fosfat molekülüne sahip olacak. Zaten şöyle altına yazayım. Adeninle riboz bir araya geldiği zaman adenozin adını verdiğimiz molekül meydana geliyor. Tutuyor bunlara bir tane de fosfat birleşiyor. O zaman da bunun adı adenozin mono fosfat yani mono kaç demekti? Bir adenozin monofosfat AMP dediğimiz molekül meydana geliyor. Bir tane daha eklenirse adenozin bu sefer di fosfat yani iki tane fosfatlı molekül meydana geliyor. ADP bir fosfat daha eklenirse üçüncüsü adenozin trifosfat yukarıda yazıyor. ATP dediğimiz molekül meydana geliyor. O zaman şöyle de gösterim yapabilirim. Adenozin difosfat yapısına bir tane fosfat alırsa ATP sentezi gerçekleşir. Aynı şey yıkım reaksiyonu içinde geçerli. ATP'yi parçaladığın zaman fosfat ve ADP molekülü açığa çıkmış olacak. ATP ile ilgili bilmen gereken bazı şeyler var, önemli noktalar var. Bir kere ATP molekülü depolanamaz. Şöyle bir şey yok. <laughs> yapayım. Yani çok ATP sentezleyeyim. Daha sonra sentezlediğim bu ATP'leri depolayayım. Bir sürede nefes almadan yaşayayım diye bir şansımız yok. Yani ATP dediğim molekül depolanamaz. Unutmuyorsun. O yüzden solunum tepkimeleri gece gündüz gerçekleşir. Benim işte bu gece nefes almayayım sabaha alırım deme gibi bir şansım tabii ki yok. Aynı zamanda ATP molekülü hücre dışına çıkamaz. Yani mutlaka o hücrede sentezlenmek zorunda. Böbreklerim ATP sentezlemesin, bugün mide sentezlesin ona göndersin deme şansım yok. Her canlı hücre solunum yaparak ATP Üretmek zorunda bir hücreden diğerine tabii ki geçemeyecek. Şimdi ADP ile fosfat birleştiği zaman ne sentezlendi? ATP. ATP sentezlenmesi fosfat eklenen bir olay olduğu için biz buna fosforilasyon ismini vereceğiz. Tam tersine ATP parçalanıp ADP artı P'ye dönüşseydim de fosforilasyon adını verdiğimiz olay meydana gelecekti. Şimdi ATP'nin sentezlendiği tepkimeler var. ATP'nin sentezlendiği tepkimeler 3 tanedir. Oksijenli solunum, oksijensiz solunum, fermantasyon dediğimiz tepkimeler sonucunda ATP sentezlenebilir. ATP'nin yapıldığı olaylardır. Yıkıldığı olaylara da bakarsan mesela protein sentezi yapıyorsun. Amino asitlerden protein yapacaksın. ATP kullanırsın. Sinirsel iletim yapıyorsun, aktif taşıma yapıyorsun, kaslarını kasıyorsun, hücrelerini bölüyorsun. Bunlar ise ATP harcanan olaylardır. Ama kazanım olayları dediğin zaman solunumdan başka ATP kazandığımız bir olay yok. Canlılarda biliyorsunuz üç çeşit solunum yapıyorlardı. Oksijenli, oksijensiz, fermentasyon dediğimiz solunum çeşitlerini gerçekleştiriyorlardı. Böylelikle yaşam bilimi biyoloji ünitemizin canlıların temel bileşenleri kısmını bitirmiş olduk diyeyim. Gençler hemen ödevlerinizi de bir göstermiş olayım. Sıfırdan dokuzaya baktığımız zaman biz bugün hormonlardan bahsettik. Hormonların genel yapısından hangi işe yaradıklarından bahsettik. Vitaminleri önce bir genel hatlarıyla yağda çözünen ve suda çözünen vitaminler olarak anlattık. Arkasından vitamin çeşitlerinin bu çeşit eksikliklerinde fazlalıklarında ne gibi sıkıntılar yaşandığından bahsettik. Nükleik asitlerin de yapılarından bahsettik. DNA çift zincirli, RNA tek zincirli de aralarındaki farkı bilmek bizim için önemli. DNA'nın genel özelliklerinden, RNA'nın genel özelliklerinden bahsettik. Deoksiribonükleik asitleri, ribonükleik asitin karşılaştırmasına da bir dikkat edin. Mesela buradan söyleyeyim. DNA çift tipli, RNA tek İp, tek iplikliydi. Sonra timini gördüğün zaman DNA'dır. Urasili gördüğün zaman RNA'dır. Şekeri deoksili bozdu. Şekeri ribozdu. Fosfat ikisinde de ortaktı. DNA kendini eşleyebilir. Onarabilir. RNA kendini eşleyemez. Ancak DNA sentezleyebilirdi. O yüzden... Ee, prokaryot hücrelerde sitoplazmada, ökaryot hücrelerde çekirdek, çekirdekçik, mitokondri ve kloroplastta bulunuyordu. Bu ise prokaryotlarda sitoplazma ve ribozomda, ökaryotlarda sitoplazma, ribozom, çekirdek, çekirdekçik, mitokondri ve kloroplastta görev yapacak. İkisi de mitokondri protein sentezine görev yapan moleküllerde. Burası konu anlatımımız. Burası da ona bağlı olarak çözdüğümüz sorularda. ATP'nin şekline de mutlaka dikkat ediyorsunuz. Şeklin üstünden de soru çok fazla derecede gelebiliyor. Konumuzu bitirdiğimize göre o zaman testleri de çözülebilecek kıvama gelmiş demektir. Hemen ünite testlerini de çözmeye geçebilirsiniz. Şöyle bir bakayım yani sayfa 83'e kadar geçiş yapabilirsiniz diyeyim. Nereden başlayacaksınız? Enzimler bir önceki videoda anlatmıştık. Baktım 52 ile 83'ü çözebilirsiniz diyeyim gençler. Taktan da hemen sadece göstererek geçeyim. Hormonlardan bahsettik biz bugün. Yani sayfa 40'dan DNA RNA'nın karşılaştırmasında yaptığımıza göre ünite testleri de karşımıza çıkacak artık. Üniteyi iyi temizlememiz lazım. Bu ünite çok temel bir ünite. Daha sonraki konularda çok fazla derecede işe yarıyor. Diğer sınıflarda da çok fazla işe yarıyor. Yazılı sorularını da çözün mutlaka. Sayfa 73'e kadar da taktan çözümü gerçekleştirebilirsiniz. Böylelikle videomuzu bitirdik. Hemen ödüllü soruyu da gösteriyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ödüllü soruya cevaplarınızı yorumlara bekliyorum.